Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir Tercih İnfirat programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Programımızda özellikle üniversitemizin tanıtımı noktasında ve meslek seçimiyle ilgili alanında uzman isimlerle eğitimin nabzını tutmaya devam ediyoruz efendim. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Profesör Doktor Yalın Kılıç Türel hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız ediyorum. Nasılsınız hocam? Sağ olun. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Hocam okulunuza geçmeden önce sizi tanımak isteriz. Kimdir Yalın Kılıç Türel? Daha sonra okulumuzda devam edelim. Evet. Ben 1995 yılında Fırat Üniversitesi ile tanıştım diyebilirim. Lisans eğitimiyle birlikte bilgisayar öğretmenliği mezunuyum. Teknik Eğitim Fakültesi'ydi. Şimdi Teknoloji Fakültesi oldu. Sonrasında yüksek lisansımı da yine bilgisayar yazılımı alanında yaptım. Daha sonra doktora da eğitim bilimlerine yöneldim ama yine hep bilgisayar ve teknoloji kullanımıyla ilgili, işte uzaktan eğitim, çevrim içi eğitim, o konularla ilgili çalıştım. Şu anda da malumunuz çok popüler bir konu. Pandemi süreciyle daha popüler hale geldi. 2007 yılında bir yıl süreyle Amerika'da bulundum Fulbright bursuyla. Yüksek doktora tezimi orada tamamladım. Sonrasında 2010 yılında yarım doçent unvanıyla bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitim bölümünde devam ettim. Onun öncesinde bir 6 yıllık araştırma görevliliği söz konusu oldu. 99-2004 yılları arasında da 5 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştım çeşitli meslek senelerinde. 2011 yılında tekrar bir yıl süreyle yurt dışına gittim TÜBİTAK bursuyla. Doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere. İşte 2013 yılında doçent oldum. 2018 yılında profesör oldum. Yine aynı ana bilim dalında. Bu arada 2013 yılından itibaren bu yıla kadar Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı, ana bilim dalı başkanlığı görevini yürüttüm. Eylül 2020 yılında da tarihinde de rektör hocamızın tensipleriyle Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne atandım. İşte yaklaşık 9 ay, 10 ay oldu. Bu göreve devam etmekteyim. Hayırlı olsun hocam. Sağ olun, İnşallah teşekkür ederim. Başarılarla dolu bir eğitim yılı olur. Okulunuzun tarihi de bayağı geçmişe gidiyor hocam. Evet. 1986 yıllara sanırım. Hı hı. Bu tarihi yolculuğun detaylarını sizden alalım mı hocam? Biraz gerilere gidip böyle. Çok böyle genel hatlarıyla özetlemeye lütfen çalışayım. 86-87 yılında Elazığ Meslek Yüksek Okulu adıyla 4 programla başlıyor okulumuz. Sonrasında sözel ağırlıklı bölümler Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na devrediliyor ve iki ayrı meslek yüksek okulu çıkıyor aslında. Evet. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu adıyla da 1993 yılında bu isimle başlıyor eğitimine ve bugün 14 programımız var. 14 programla, bölümlerin altındaki 14 programla eğitimine devam ediyor. İşte yeni başvurduğumuz programlar var, yeni açılan programlarımız var. Böyle büyüyerek devam ediyoruz. Evet hocam, akademik kadromuza dönelim. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Kaç akademisyeniniz var? Ne kadar öğrenciniz var? Şöyle dediğim gibi 13 tane şu anda aktif öğrencisi olan bölümümüz var. Bu bölümlerden, programlardan bahsetmeden önce akademik yapımız oldukça güçlü. 2 profesör, 6 doçent, 8 doktor öğretim üyesi ve 33 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 49 akademik personelimiz var. 19 idari personelimiz var. Bölümlerimizde, programlarımızda öğretim üyesi anlamında ciddi bir eksiğimiz yok. Gayet iyi bir kadro. Uzun yıllardır çalışan bir ekip var. Sürekli yeni başlayan öğretim görevlileriyle, arkadaşlarla birlikte daha da geliştiğini düşünüyorum. Nitekim işte organize sanayi ya da çevredeki sanayi kuruluşlarına yaptığımız ziyaretlerde de büyük oranda mezunlarımızın istihdam edildiğini, çalıştığını görüyoruz. Evet hocam, şimdi eğitim sisteminize geleceğiz ama meslek yüksek okulumuzda modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak öğrencileri ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışıyoruz demişsiniz okulunuzu tanıtırken. Eğitim sisteminizi konuşalım istiyorum. Merak eden izleyicilerimiz de vardır elbet. Kaç yıl eğitim veriyor hocam?
Meslek yüksek okulları Türkiye'de 2 yıl eğitim veriyor. Evet. İkinci yıl da yine stajları, öğrencilerin stajları ve uygulama eğitimleri oluyor. Bir şekilde o uygulama becerisini kazandırmaya çalışıyoruz. Yani sadece teorik eğitimle zaten yetinmek mümkün değil. Bu mesleki becerileri geliştirirken de okulda aldıkları dersler içerisinde de yine uygulamalı derslerin sayısı oldukça fazla. Zaten laboratuvar, atölye imkanlarımız da tüm bölümler için oldukça iyi sayılabilecek durumda. Dolayısıyla öğrencilerimiz bir taraftan teorik olarak zaten bir kısmı öğrencilerimizin yine meslek lisesinden geliyor. İlgili konulara kısmen hakim olduklarını biliyoruz. Bu öğrencilerimiz becerilerini daha fazla geliştiriyorlar. Hem teorik olarak hem de pratik olarak kendilerini geliştirmiş oluyorlar Hocam mezun şunu olduklarında. diyebilir miyiz? Türkiye'deki ara eleman ihtiyacına cevap veren önemli okullardan birisiniz. Doğru mu hocam? Kesinlikle mesleki eğitimin zaten önemi Türkiye'de son dönemde çok tartışılıyor, çok iyi biliniyor. Ara eleman ihtiyacı da ciddi anlamda var. Piyasada bizim de yaptığımız görüşmelerde bu sıklıkla dile getiriliyor. Hatta öyle ki kuruluşlar, büyük fabrikalar görüştüğümüz şunu söylüyorlar. İşte sınavsız geçiş vesaire gibi imkanlar var ama bu imkanlardan biz çok memnun değiliz. Bize gerçekten ara eleman lazım. Yani bizim sizin mezununuza ihtiyacımız var diyorlar. Zaman zaman da arayıp mutlaka işte makine alanında teknisyene ihtiyacımız var ya da elektrik alanında teknisyene ihtiyacımız var deniyor. İşte son dönemlerde mesela iklimlendirme programımız var. O programımız bir süredir öğrenci alamıyor. Tekrar başvurusunu yaptık öğrenci alması için. YÖK'ten cevap bekliyoruz. Mesela piyasada bu alanlarda bizden mezun talebinde bulunuyorlar işverenler. Bu anlamda ciddi bir ara eleman ihtiyacı olduğunu da biliyoruz Hangi Türkiye'de. bölümleriniz mevcut hocam? Şimdi açık olan bölümlerimiz, uzun yıllardır eğitim veren bölümlerimiz bilgisayar programcılığı bölümü var. Bilişim teknolojileri bölümü altında. Biyomedikal cihaz teknolojisi. Elektrik bölümümüz var, elektronik teknolojisi var, mekatronik var, iç mekan tasarımı var, grafik tasarımı var, radyo televizyon programcılığı sizin de bildiğiniz bölümümüz var, otomotiv teknolojileri var, mimari restorasyon bölümümüz var. İşte biraz önce bahsettiğim iklimlendirme ve soğutma teknolojisi için yeniden müracaat ettik öğrenci alanına. Umarım açılır. İş sağlığı, güvenliği var. İnşaat teknolojisi var. Makine var. Hocam hepsi de çok popüler evet, bölümler. Evet, hepsi de çok popüler bölümler. İşte yeni planladığımız, yine açılmasını için çaba gösterdiğimiz bölümler var ama bunun yanında YÖK'ten yaklaşık yanılmıyorsam 3 ay önce onayını aldık. Elektrik, hibrit ve elektrikli taşıt teknolojisi programı çok içinde güzel, onay aldık. Bu yıl öğrenci alımı yetişir mi çok emin değilim. Yetişmeyebilir bu yıl ama inşallah önümüzdeki yıldan itibaren onun altyapısını da hazırladık. Yani laboratuvar olanaklarını da geliştirdik bu bölüm için. Bu da çok popüler bir bölüm. Türkiye'de birkaç yerde var. Hepsinde de doluluk oranı çok yüksek. Bu da inşallah öğrenci alacak. Bu arada biraz önce sormuştunuz, hızlı geçtik orayı. Yaklaşık 2000 öğrencimiz var. İşte bu yıl mezun olacaklar. Bir 600 kadar öğrenci. Tekrar bir o kadar öğrenci gelecek. Bu yıl ekstra bilgisayar programcılığı bölümünün uzaktan eğitimine de başvurduk. O da onaylandı YÖK'ten. 50 öğrenci alacağız uzaktan eğitim programıyla. O da çok ilgi gösterilen, talep gören bir alan, bölüm. Özellikle çalışanlar mesai dışında da rahatlıkla derslere katılabilecekler. 2 ya da 3 haftası yüz yüze olacak finallerde birlikte. Onun dışında tamamen eğitimi uzaktan olarak gerçekleştireceğiz. 3 yıl öncesine kadar yine açık olan bir programdı. YÖK'te işte bir problemden dolayı kapatılmıştı. Tekrar biz öğrenci alımı için müracaat ettik. YÖK onayladı. İşte bu yıldan itibaren tekrar 50 öğrenciyle bilgisayar programcılığına da başlayacağız. Evet hocam, öğrenci sayımız 2000 dediniz. Anladığım kadarıyla kontenjanlarla ilgili bir sıkıntınız yok. Tamamen dolup taşıyor. Yok yok, hiçbir problemimiz yok. Evet, hiçbir problemimiz yok. Tercih edilen yüksek okullar, meslek yüksek okulları arasında söyleyebiliriz. Mevcut güzel, 2000 dedik hocam. Peki pandemi sürecini nasıl geçirdiniz siz? Neler yaptınız? Bu süreç okulunuzu, sizi, öğrencilerinizi nasıl etkiledi? Bir yüksek okul müdürün olarak, tepe isim olarak siz bu süreci nasıl yönettiniz efendim? Bu süreçte özellikle tabii pandemi döneminde herkes bir takım rahatsızlıklar yaşadı. Bütün eğitim kurumlarında aslında benzer problemler yaşandı. Bir defa öğrencileri özledik. Okuldaki o cıvıl cıvıl öğrenci ortamı, seslerini özledik. Bu çalışan, öğretmenlik yapan bütün meslektaşlarım için geçerlidir bu duygu, düşünceler diye düşünüyorum. Evet. Bizim mesleki eğitim veren, uygulamalı eğitim veren kurumlarda aslında süreç biraz daha zor oldu. Çünkü öğrencilerin
bizzat uygulama yapması, bizzat işte evet. makineyle, cihazla çalışması gerekiyordu. Bazı alanlarda nispeten o farkı kapattık. Mesela bilgisayar programcılığında işte hocamız ödevini verip ödevini yaptırtabildi bilgisayarından ama işte CNC tezgahında çalışması gerekiyor mesela öğrencinin. Bu tür durumlarda hakikaten birçok mesleki eğitim veren kurum gibi biz de zorlandık. Ama şuna dikkat etmeye çalıştık. Tüm hocalarımız sağ olsunlar büyük destek verdiler. Biz mutlaka özellikle canlı derslerle ve çevrim dışı videolarla tüm uygulamaları hocalarımızın kamerayla kayıt altına almasını ve bunu öğrencilerle paylaşmasını sağladık. En azından hani işte böyle bir uygulama nasıl yapılır, nasıl gerçekleştirilir, adım adım öğrencilerin izlemesi, erişimin açık hale getirilmesi, böyle bir sürecin daha az hasarla atlatılmasını en azından katkı sağladı diye düşünüyorum. Çünkü tamamen eğitim vermemekten ya da tamamen uzak kalmaktansa en azından öğrenciler bir şekilde o kayıt edilmiş videoları izleyerek hocalarının yönlendirmesiyle biraz daha hiç değilse aşina oldular uygulamalara. Bu videoların tekrar izlenmesi imkanı, kayıt altına alınması böyle bir avantajı da var. Dolayısıyla bu anlamda mümkün olduğunca öğrencilerimizin bu becerileri en azından izleyerek edinmesini sağladık. Umuyorum ki en kısa zamanda pandemi sorunu tamamen çözülür. Öğrencilerimiz gelip belki o ufak tefek eksiklerini de bu süreç içerisinde tamamlamaya çalışırlar. Evet, inşallah hocam. Eminim onlar da kampüsleri özlediler. Kesinlikle. Fırat Üniversitesi kampüsü öğrencilerimizi bekliyor diyelim efendim. Tercih dönemi yaklaşıyor hocam. Hı hı. YKS sona erdi, yapıldı, bitti. Önümüzde bir tercih süreci var. Siz bir akademisyen olarak öğrenci arkadaşlarımıza programımız aracılığıyla ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız hocam? Öncelikle tavsiyem öğrencilerin ilgi alanını gerçekten keşfetmeye çalışması gerekiyor. Evet. İlgi alanını eğer oluşturabiliyorsa bu sadece atanma kaygısı, iyi para kazanma kaygısı, tabii bunlar da çok önemli günümüzde ama sadece bu olmamalı bence. Biraz daha öğrencilerin o ilgi alanlarına yönlendirilmesinin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tercih edecekleri okulların imkanlarını mutlaka araştırsınlar. Mutlaka öğretim üyelerine, çünkü bir kurumdan çok ciddi anlamda becerilere sahip olarak mezun olmakla hiçbir beceri kazanmadan sadece bir diploma almak arasında çok ciddi farklar var. Biz kurum olarak bu noktada rahatlıkla söyleyebilirim. Çok eski bir meslek yüksekokuluyuz. Bölgenin en büyük meslek yüksekokullarından bir tanesiyiz. Sadece evet. Fırat Üniversitesi'nin değil. Aynı zamanda 4900 metrekare kapalı alanımız var. Çok yeni, çok güzel bir bina. Bir gün ağırlamak isteriz sizde. Böyle bir inşallah. Binamız var. Üniversitenin ormanın içinde gayet böyle doğayla iç içe. Fiziki olanakları, her bölümün laboratuvar olanakları oldukça iyi. Mesela radyo televizyon programcılığındaki işte reji bölümü, radyo stüdyosu, televizyon stüdyosu şu evet. anda gerçekten özel bir televizyonun imkanlarını aratmayacak derecede. Dolayısıyla böyle imkanlarımız var ve biz de bir an önce pandeminin bitip öğrencilerimizin bu imkanlarla hızlı bir şekilde buluşmasını arzu ediyoruz. Eğer öğrencilerimiz kendi yeteneklerini gerçekten doğru olarak yorumlayıp değerlendirebilirlerse ve o doğrultuda bir tercih yapabilirlerse tabii ki dediğim gibi kurumun imkanları çok önemli. Kurumdaki bölümdeki hocaların kimler olduğu, onların çalışma alanları, yani biraz daha bilinçli, zaten artık öğrencilerin de bilinçli olduklarını düşünüyorum. Çünkü hocam bu konuda araya gireceğim, evet, özür buyurun. Dilerim. Öğrenci tercihini yaparken sizce tercih edeceği bölümün akademik kadrosunu incelemeli mi? Kesinlikle incelemeli. Bunun problemini, sıkıntısını belki öğrencilerimiz tercih ederken, benim de işte üniversite sınavına girecek bir oğlum var önümüzdeki yıl. Öğrenciler tercih ederken biraz daha işte şehrin olanaklarına belki de daha fazla önem veriyorlar. Bunu göz ardı edebilirler ama bence çok çok önemli. Çünkü mezun olduğunuz zaman sizin aslında hangi bölümden, hangi üniversiteden mezun olduğunuz, hangi becerilerle donatıldığınıza bakıyor piyasa, sektör. Evet. Dolayısıyla bence en önemli ölçüt bu. Yani bu dünyada da böyledir. Bazı alanlarda uzmanlaşmış bölümler vardır. Mesela üniversitenin adını duymamışsınızdır ama o bölümün hocalarından dolayı adı duyulmuştur, tercih edilir. Burada da bence üniversite, şehir vesaireden ziyade öğrencilerimizin
O bölüm nasıl bir bölüm? Mezunları nerede çalışıyor? Nasıl istihdam ediliyor? Bölümdeki öğretim üyesi kadrosu sayısı nasıl? Bölümün olanakları nasıl? Bugün biliyoruz yani böyle birkaç sınıflık üniversiteler var. Dolayısıyla o olanakları kesinlikle inceleyip ona göre tercih etmelerinde yarar var. Evet hocam. Programımızın bir klasiği. Tercih yapacak olan bir öğrenci, ben teknik bilimler meslek yüksek okulunu tercih edebilirim çünkü diye başlayan cümleyi sizce nasıl tamamlamalı? Evet, aslında satır aralarında ben bu soruya cevap vermiş Evet oldum. Hocam. Yani ilimizin, üniversitemizin, bölgemizin en büyük meslek yüksek okullarından bir tanesi. Çok 35 farklı, yıllık bir geçmişi evet, var. 35 yıllık bir geçmişi var ve çok farklı programlarda gerçekten hizmet veriyor. Hocalarımızın staj imkanlarını yönlendirmesi açısından da hocalarımızın da ciddi bir deneyimi var. Bence bu deneyimin öğrencilere de yansıması tabii ki çok olumlu. Bu yüzden öğrencilerimiz ilgi duydukları herhangi bir bölümümüzde kesinlikle geldiklerinde ben çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Evet hocam, bir sorum olacak aslında, bunu daha önceden biraz da olsa girdiniz ama detaylandırmadık bunu. Üniversite sanayi işbirliği konusundaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Böyle bir işbirliğiniz var mı? Bu konuda neler Çok söyleyeceksiniz? teşekkür ederim. Aslında atladık bu konuyu. Ben göreve geldikten sonra bir paydaş formu oluşturduk ve bu paydaş formuyla da bazı ilimizde böyle önde gelen sanayi kuruluşlarını ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizi Evet. bir program dahilinde parça parça devam ediyoruz. Bu ziyaretlerden biz de çok memnun kaldık. Sanayi kuruluşları da çok memnun kaldılar. Çünkü onların söylemek istedikleri birçok şey var. Bizim söylemek istediğimiz birçok şey var. Ve bu söylenecek şeylerin hepsi öğrencilerin aslında Evet. lehine ya da ülkemizin sanayi kalkınması lehine olan cümleler. Dolayısıyla bu fırsatı yakalamanın avantajını yaşadık. Programlara devam ediyoruz. Paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda programlarımızı revize ediyoruz. Yani gerçekten bizden mezun olan bir öğrenci piyasaya çıktığı zaman ya ben bu konuları hiç bilmiyordum, hiç görmemiştim dememeli diye düşünüyoruz. Bu yüzden sürekli bir programlarda böyle bir güncelleme politikası geliştirdik. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Piyasanın önerilerini dikkate alıyoruz. Özellikle bu iletişim kurmamız yani bu üniversite sanayi işbirliği neticesinde hem farklı proje fikirleri ortaya çıkıyor Evet. hem de öğrencilerimiz için aslında güzel staj imkanları da doğuyor. Bazen stajla ilgili bazı ön yargıları var mesela öğrencilerimizi istihdam etmek istemeyebiliyor bir sanayi kuruluşu. Sonra o problemleri konuştuğumuzda aslında çözülebilecek şeyler olduğunu fark ediyoruz. Bu da aradaki köprünün biraz daha sağlamlaştırılmasına imkan tanıyor. Dolayısıyla bu üniversite sanayi işbirliği ile ilgili gerçekten yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Önem veriyoruz bu konuya ve çalışıyoruz. Evet. Hocam Eylül ayında inşallah artık yüz yüze eğitim başlayacak. Siz de öğrencilerinize kavuşacaksınız. İnşallah. Onlar da kampüse kavuşacaklar. Nasıl bir teknik bilimler meslek yüksek okulu bekliyor öğrencilerimizi? Evet, öğrencilerimizin özellikle pandemi koşullarında üniversitelerimizin, kampüslerimizin bir takım hazırlıklar yapması gerekiyor. Bu hazırlıklara başladık. İşte hijyen açısından gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaten dediğim gibi 1,5 yıldır öğrencilerimiz bizden uzaktı, biz öğrencilerimizden uzaktık. Heyecanla biz de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz. Evet. Okulumuzda tüm şu anda aslında hazırlıklar yapıldı diyebilirim. Eylül ayını sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım ki bu süre içerisinde tamamen virüs yok olur. Tüm dünya bu pandemi belasından kurtulur Evet ve inşallah. hızla eğitimdeki o eksik kaldığımız noktaları da tamamlayarak hızla ilerlemeye devam ederiz. Evet hocam, programımızın sonuna geldik ama Tercih Fırat vasıtasıyla, Tercih Fırat programı vasıtasıyla ek olarak söylemek istediğiniz ya da iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Umarım tercih yapacak öğrencilerimiz de ilgiyle takip ederler YouTube kanalını Evet, ve diğer televizyon kanalları kanallar vasıtasıyla bu programları takip ederler. Bilinçli bir şekilde tercih yaparlar diye umut ediyorum. Göğsümüzü gere gere şunu söyleyebiliriz. Fırat Üniversitesi
Doğu'nun bence en önemli üniversitelerinden bir tanesi, en büyük üniversitelerinden bir tanesi. Malumunuz son üniversiteler arası sıralamada da Türkiye'de 7. oldu Fırat Evet. Üniversitesi. Mühendislik alanında 7. Mühendislik sıradayız. alanında 7. sıradayız. Çok iyi bir kadromuz var. Bölgesel olarak bir takım dezavantajlarımız var. Sahile kıyımız yok belki ama gerçekten çok iyi bir kadro var. Çok iyi olanaklarımız var. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla Fırat Üniversitesi'ni tercih edebilirler. Umuyorum doğru bir tercih yaparlar. Araştırarak, inceleyerek. Ama Fırat Üniversitesi'ne gelen hiçbir öğrencinin ben pişman olacağını düşünmüyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi Rica ki ederim. geldiniz. İyi ki sizi tanıdık. Ayağınıza sağlık hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler hocam. Sevgili izleyenler, Tercihin Fırat programının bu bölümünde Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu müdürümüz Profesör Doktor Yalın Kılıç Türel hocamız bizimle birlikteydi. Konuğumuz oldular. Hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından kaldığı yerden devam edeceğiz.